Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Bugün evde kaşar tarifimiz var. Bu tarifi sizler için hazırlıyoruz. İnşallah beğenir, siz de evinizde uygularsınız. Evet, evde kaşar tarifi için malzemelerimizi de şöyle gösterelim. Normal kaşar, normal bir kaşardan 250 gram kullanacağız. Ev tereyağımız var, mısır nişastamız var ve 1 kilo da sütümüz var arkadaşlar. Sizlere evde kaşar nasıl hazırlanır? En pratik, en kolay yönde tarif ediyorum. Siz de evinizde kaşarınızı kendiniz yapın. Afiyetle yiyin. Biliyorsunuz ki günümüzde her şey çok pahalı ve bu pahalılığa yetişmek için elimizden gelen alternatif seçenekleri yapmaya çalışıyoruz. Evet, 1 litre sütümüzü, bu süt yağlı süt arkadaşlar, yağlı süt. İçerisine 12 kaşık tepeleme yemek kaşığı mısır nişastası bırakıyorum. Tarifi anlattığım gibi yaparsanız siz de harika bir kaşar yaparsınız arkadaşlar. Daha ocağı almadım. Şöyle bir karıştıracağız. Sütümüzü nişastayla buluşturduk. Arkasından beklemiyorum. Hiç zaman yok. Hızlı bir şekilde pratik. Evet. 2 yemek kaşığı da tereyağı var arkadaşlar. Yemek kaşığı yağı biraz fazla bırakıyorum. Çünkü yağlı seviyoruz. Herkes sever, tereyağı kim sevmez. Şunu da birazcık şöyle karıştıralım. Evet, nişastamız hemen dibi boyladığı için biraz şöyle karıştıralım. Arkasından yine beklemiyorum. Kaşarımdan da şöyle 200-250 gram kadar alıyorum arkadaşlar. Bunları da daha çabuk erimesi için ince ince parçalara bölüyorum. Bu şekilde içlerine bırakıyorum. Daha rahat erisin diye. Evet, evimizde kaşar yapmak isteyenlere çok güzel alternatif bir yöntem arkadaşlar. Bugün bir kaşar olmuş 60-70 TL. 60-70 TL kaşara vermek bütçelere zorluyor. Biz de ne yaptık? Tam yağlı kaşarımızı ortalama 20-22 TL'ye çıkartacağız inşallah. Bakalım. Beğenirseniz siz de videoyu sonuna kadar izleyin. Yapmak isteyenlere ben tarifi gösteriyorum. Siz de evinizde deneyin. Evet. Şimdi bunu tenceremizi şöyle karıştırdım. Ocağa alıyorum. Ocakta eriyene kadar karıştıracağız arkadaşlar. Evet. Sütümüzü ocağa aldık arkadaşlar. Kısık ateşte bunu yavaş yavaş karıştırıyoruz. Harlı ateşte değil arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken kısık ateşte böyle çeviriyorsunuz. Dibine tutmasın. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık hafiften bir ılıdı. Tereyağı kendini bırakmaya başladı. Akabinde bir tatlı kaşığı da tuz gönderiyorum. Oh. Karıştırmaya devam ediyoruz tabii ki. Bu topaklar eriyecek. Birazdan göreceksiniz. İzlemede kalın. Takip edin. Detayları kaçırmayın. Evet arkadaşlar. 3 dakika oldu. 4 dakika oldu. Kıvam yavaş yavaş gördüğünüz gibi gittikçe eriyor. Tabii ki durmuyoruz. Hızlı bir şekilde eridiği için yapışmasın diye, yanmasın diye sürekli karıştırıyoruz. Anlık değişiyor çünkü. Hiç şeye gelmiyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi iyice katılaştı. Artık sakız kıvamını aldı. Evet. Artık baloncuk vermeye başladı.
Artık sonlara geldik. Peynirimiz kıvama geldi. Evet, burada birazcık bileğiniz ağrıyabilir. Çünkü bayağı yorucu, bayağı bir sertleşiyor. Onun için destek, yardım alın. Evet, ocaktan indiriyorum. Şu şekilde. Oh, mis gibi kaşar kokusu geldi arkadaşlar. Gerçekten şu an mis gibi kaşar kokusu var. Sarı yazmalım gibi oldu aynı. Şimdi bunu az dinlensin, şu alevi geçsin, ondan sonra paketi alacağım arkadaşlar. Kalıbına. Evet arkadaşlar, sütü kapağımın ağzını kestim. Şu şekilde kaşarı içine dolduracağız. Maşallah. Sakız gibi olmuş. Şöyle birazcık. Evet. Ara ara bu şekilde iyice yerleşmesini sağlıyoruz. Böyle yerleştirmemiz lazım. Biraz orada peynirim kaldı ama fazla da zorlamak istemiyorum. Arkadaşlar, şunu da koyarsam burası tamam. Onu böyle kaba sıyırırım. Evet, bunu birazcık dinlendireceğim. Biraz oda sıcaklığı ayarına geldiğinde bunu dolaba göndereceğim. Şimdi bunu birazcık dinlenmeye bırakalım. Evet arkadaşlar. Oda sıcaklığından dinlendikten sonra kaşarımızı dolabımıza aldık. Tam 12 saat dinlendirdim. 12 saat sonrasında kaşarımızın üst kısmı bu şekilde oldu. Bakın. Şu an görünüşü bu şekilde. Sertlik iyi. Çıkarsa diye bakacağım ama çıkmazsa keserim zaten. Çık. Evet. Şöyle yakın çekim alalım. Kaşarımızın. Evet. İşte size. Evde kaşar nasıl yapılır? İşte bu şekilde yapılır arkadaşlar. Yapmak isteyenlere Allah Allah. Bu alt tarafından bir parça şöyle keseyim. Yüzdeyim ağzını. Bak bakalım Necla. Musab sen de bak. Yusuf eksik kalmasın ha. Yusuf sen de bak. Bir de evet. Baba da baksın. Arkadaşlar, bildiğiniz kaşar. Kameraman da istiyor. Kameramana da verin. Tamam. Şimdi tat aynı. Hiçbir değişiklik yok. Bura üst tarafı kuruyan kısım. Arkadaşlar. Şurası üst taraf kuruyan kısım. Gördüğünüz gibi gerçekten de yapmak isteyenlere ben tarifini verdim. Buradan sonrası da sizde arkadaşlar. Emin olun tadı çok güzel. Kahvaltılarınıza afiyetle yersiniz. Çocuklarınıza sabah kahvaltısında hazırlayabilirsiniz. Atıştırmalık
Oh, fıstık gibi. 60 TL'ye alacağına sana 20 TL'ye tarifini verdim. Ama bu 1,5 kilo çıkıyor. Eğer 1,5 kilo alsan 90 TL. Biz 90 TL değil de 20 TL'ye mal ettik. Evet, videomuzu da buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, bir abone olmayı ve like atmayı, emeğimizin hakkıdır. Bir like hak ediyoruz. Abone olun, like atın ve takipte kalın. Daha nice güzel videolarla karşınızda olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Takipte kalın. Bay bay. Güzel mi? Ama gerçekten çok güzel olmuş. Evet. Bu kadar. Bir daha mı?